İsmim Gökhan Kaçmaz. KPMG Türkiye'nin danışmanlık bölümündeki şirket ortaklarından biriyim. Uzmanlık alanında şirket birleşmeleri, satın almalar, satışlar. Bu konudaki ekibin liderliğini yapıyorum KPMG'de. Bir müsaade ederseniz çok kısa bir sunumum da vardı. Onu da paylaşmak isterim. Herhalde. Evet, sanırım görebiliyorsunuz sunumu şu anda. Malumunuz COVID-19 hepimizin hayatını çok denetledi. Sosyal, ticari, sağlık açısından umarım hiçbirimizin kendisine veya yakınlarında bir bu hastalık görmemiştir ama maalesef bu yaşamadığımız bir gerçek. Benzer şekilde M&A danışmanları da COVID-19'un kendi işimize, üzerinde çalıştığımız projelerde ciddi olumsuz etkilerini görüyoruz. Bunu rakamlarla da aslında desteklemek mümkün. Biraz genel olarak dünyaya bakarsak aslında ilk çeyrekte neler oldu 2020 çeyrekte ki 2020 bizim için iyi bir yıl olarak başlamıştı. Birleşen satılanlar açısından özellikle dünyada. Şu anda ilk çeyreğe baktığımızda yaklaşık 564 milyar dolarlık bir işlem hacmi tamamlanmış işlem hacmi görüyoruz. Bu geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık %30'luk bir düşüşe tekabül ediyor. Ama hani biraz daha datanın altına girip incelediğimizde baktığımızda özellikle Ocak-Şubat aylarında M&A aktivitesi dünyada globalde fena değildi. İyi bir hızla artarak devam ediyordu. Ancak Mart ayında salgının önce Avrupa sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde sıçramasıyla beraber ciddi bir durma oldu diyebiliriz. Yani gerileme oldu, yavaşlama oldu diye mi bile diyemeyiz. Dolayısıyla bu ciddi bir şekilde M&A aktivitesini geriye çekti ve ilk çeyrekte yaklaşık %31'lik bir düşüş yaşandı. Biraz da bölgelere baktığımızda, yok pardon, bölgelere baktığımızda da ciddi bir düşüş görüyoruz. Kuzey Amerika'da yaklaşık %55'lik bir düşüş var 2020'nin ilk çeyreğinde. Keza Latin Amerika'da öyle. Asya Pasifik'te, Çin'de ilk bu hastalığın çıkmasına karşılık yaklaşık %27'lik bir düşüş var. Orta Doğu'da, Afrika'da %90'a yakın bir düşüş var. Bir tek Avrupa bu açıdan pozitif ayrışıyor. Avrupa'da 2020 çeyrekte yaklaşık %30'luk bir artış var M&A aktivitesine. Ama bunda spesifik nedeni var aslında. Bir tane işlem Avrupa'daki aktiviteyi oldukça arttırıyor. Bu Thyssen Group'un Asansör İş Kolu'nun bir private equity konsorsiyum tarafından yaklaşık 20 milyar dolara satın alınması işlemi Avrupa'yı pozitif olarak ayrıştırdı. Ancak biz de Avrupalı meslektaşlarımızla sık sık konuşuyoruz, konuyu değerlendiriyoruz. Avrupa'da da aslında Mart ayı itibariyle M&A işlemleri durmuş durumda. Türkiye baktığımızda ne durumdayız? Biraz da bundan bahsetmek isterim. Aslında bildiğiniz üzere biz yıl sonunda bir birleşme satın alma raporu açıkladık. Burada 2019 yılı işlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştuk. 2019 yılı aslında Türkiye'nin rekor seviyedeki en düşük M&A işlemlerinin gerçekleştiği yıldı. Yaklaşık 2,2 milyar dolarlık bir işlem yaşanmıştı Türkiye'de. Bu son 15 yılın en düşük seviyesi. Biz ekonomistler, finansçılar da biraz böyle bir şeyleri bölüp benchmark'ını iletiriz. Burada da en iyi benchmark'ın işlem hacminin gayri safi milli hasılaya olan oranı olduğunu düşündük. Ona da baktığımızda yaklaşık Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının binde dördüne denk geliyor 2019'daki işlem hacmi. Ama 2020 için açıkçası Türkiye açısından umutluyduk. Ciddi bir gelişme olmasını bekliyorduk. Özellikle Türkiye'de bekleyen bir takım yatırımlar, gecikmiş yatırımlar, artık büyümenin hızlanmasıyla beraber 2020 yılında kademeli bir toparlanma bekliyorduk. Ve ilk çeyrekte de özellikle Ocak-Şubat aylarında bunların sinyallerini almıştık. Ancak Mart ayında Türkiye'de de işlemlerde sert bir duruş oldu. Çeyreklik baktığımızda 2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 700 milyon dolarlık bir işlem hacmi görüyoruz Türkiye'de. Bu geçen yıla göre bir artış olarak yansıyor aslında ama burada gene bir adet işlemin çok ciddi etkisi var. Yaklaşık 450 milyon dolarlık bir işlem OYAN, Total ve Emoil'i, Demirören'in enerji varlıklarını satın alma işlemi. Türkiye'deki işlem hacmini ciddi seviyede arttırdı. Bundan arındırdığımızda aslında yaklaşık 250 milyon dolarlık bir işlem hacmiyle karşı karşıya kalıyoruz.
geçtiğimiz yıla göre. Bu da ciddi gene bir düşüşe işaret ediyor. Ama Ocak ve Şubat'taki aktivitenin görece olarak iyi olduğunu göz önünde bulundurursak, Mart'ta sert bir düşüş olduğunu ve bunu da COVID-19 nedeniyle kaynaklandığını söyleyebiliriz aslında. Peki COVID-19 neden, nasıl, hangi şekilde şirketlerini etkiledi? Biraz da bunlara değinmek isteriz. Yani neler oldu, sektörler, şirketler nasıl reaksiyon verdi buna? Biraz da buna değindiğimizde aslında yaklaşık 4-5 maddeyle bunları özetlemek mümkün. Bunlardan bir tanesi aslında alıcıların, yatırımcıların salgın sonucunda şirketlerini, faaliyetlerini hibernation dediğimiz kış uykusuna geçirmesi. Yani faaliyetlerini yavaşlatması veya faaliyetlerini durdurması. Bununla ilgili maliyetlerine odaklanması, maliyetlerine, nakit akışını yönetmeye odaklanması ve mevcut kaynaklarına gerek bir sermaye olsun, gerek finansman kaynakları olsun bu yöne doğru aktarması. Yani kendi içine doğru dönmesi. Dolayısıyla yatırımcılar genel olarak şirket evlilik süreçlerini Mart ayı itibariyle askıya aldılar ve hatta şunu da ifade ederiz. Birçok imzalanmış ancak close edilmemiş, yani tamamlanmamış, kapanış yapılmamış işlemde bile yatırımcılar bu bizim MAC clause dediğimiz materyal olumsuz değişiklik maddesine sığınarak salgın hastalığı mücbir sebep sayarak işlemlerden tamamlanmasından uzaklaşmaya çalışıyorlar. Türkiye'de henüz böyle bir şey duymadık ancak Avrupa'da özellikle büyük işlemlerde bunların söz konusu edildiğini biliyoruz. Bir diğer sebep aslında Mart ayı itibariyle M&A işlemlerinin durmasının bir diğer önemli sebebi lojistik sebepler. Biliyorsunuz sosyal mesafelendirme şu anda en önemli gündemimiz. Seyahat yasakları, insanların bir araya gelememesi, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye gelememesi, bizim oraya gidememiz vesaire. Lojistik açıdan M&A işlemlerinde yürümesini engelliyor. Bu da gene bir ertelemeye, gecikmeye, ötelemeye yol açıyor. Çok benzer bir örneği ben de kendimle yaşadım. Bir Türk şirketinin içindeki bir iştirakinin satışı ile ilgili çalışıyoruz. Çin'de ilk salgın başladığında Ocak ve Şubat aylarında alıcı partiler bu seyahat sınırlamalarından ötürü due diligence çalışmalarını bir süre askıya aldılar ve proje ötelendi. Şimdi Çin'in yavaş yavaş açılmasıyla beraber Çin'deki yatırımcılar bu sefer geri gelmek istedi. Ancak bu sefer de bizden dolayı bir yavaşlama söz konusu. Çünkü biz bu sefer benzer şekilde seyahatleri düzenlemiyoruz, due diligence çalışmaları yürütmüyoruz. Dolayısıyla lojistik sebepler de bunun bir diğer etmeni. Bir üçüncü gözümüze çarpan temel sebep aslında gene bu ani duruştan ötürü, talep bozulmasından ötürü şirketlerin kar zarar tablolarında, gelirlerinde, karlılıklarında ve bilançolarında öngörülemeyen bir bozulma olması. Bu bozulmanın şöyle bir etkisi var. Değerleme yapılmasını şu anda, yani şirket değerlemesi yapılmasını mümkün kılmıyor. Değerlemelerde düşüş var demiyorum. Çünkü düşüş olması için bir şeylerin kesinleşmiş olması, bir şeyin etkisinin ortaya çıkması lazım. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Birazdan Hande Hanım zaten bu konuya daha detaylı değinecektir. Projeksiyonlarla ilgili belirsizlikler değerlerini nasıl etkiliyor? Ama şu anda şirket değerlemesi yapmak çok da mümkün görünmüyor aslında. Bir son sebep de gene neden M&A işlemlerinin yavaşladığı ve durduğuna dair biraz finansman piyasalarını bağlayabiliriz. Gene birazdan Orhan Bey bu konuya detaylı olarak değinecek. Ama bu bizim kaldıraçlı satın alma dediğimiz leverage buyout'larda ciddi bir yavaşlama durma söz konusu. Çünkü finansman piyasaları şu anda yeni kredi ya vermiyor ya da çok yüksek maliyet diyor. Bu da tabii satın almayı dış finansman yoluyla yapacak olan kurumların maliyetlerini yükseltiyor veya bu parayı bulamamasına sebep oluyor. Bu da tabii işlemleri yavaşlatan veya durduran bir diğer önemli sebep. Peki bundan sonra ne olacak? Biz herhalde modern ekonomi tarihte birçok önemli krizler atlattık. Çeşitli sebepleri vardı. Bildiğiniz gibi bir krizlerin bir çıkış noktası oluyor. Bir en tepe noktası oluyor. Biz şu anda en tepede miyiz? Bu sağlık krizinde onu bilmiyoruz. Bir de bu krizin yönetilip normalleştiği ve tekrardan büyümeye geçtiğimiz bir dönem oluyor.
Tabii her şeyin normale dönmesi için önce bir sağlık krizinin yönetilebilir olması, kontrol altına alınır olması lazım ki bu bilmediğimiz bir gelecek. Ama olacağını biliyoruz, yani bir gün bu salgın kontrol altına alınacak ve o zaman da şirket evliliklerinde ne gibi değişiklikler olacak, neler göreceğiz? Biraz bunlara değinmek isterim. Öncelikle salgının çok ciddi hasar verdiği bazı sektörler var. Talep durmasından ötürü, yasaklardan ötürü. Bu şirketler salgın sonrasında ciddi bir tamir sürecine girecekler. Bu tamir sürecinde yeniden yapılanmalar ve yeniden yapılandırmanın bir parçası olarak temel işlerine ihtiyaç olacak. Dolayısıyla hem konsolidasyon bekleyebiliriz bu sektörlerde, hem de yatırımcılardan yeniden yapılandırma çerçevesinde ciddi bir sermaye akışı bekleyebiliriz. Bu sektörler temelde nelerdir derseniz, aslında slaydın sağ üst tarafında listeledik. Turizm ve eğlence ilk duran sektörlerden, havacılık ve denizcilik, gıda dışı perakende, özellikle giyim perakendesi gibi perakende alanları. Bunlar AVM'lerin kapatılmasıyla beraber ciddi şekilde etkilendi. Gayrimenkul ve altyapı projeleri gene ciddi şekilde etkilenen, negatif etkilenen projeler. Ve gene ani takılmasından dolayı otomotiv ve endüstriyel üretim gene salgından etkilenen ve ileride yeniden yapılandırmalara konu olabilecek ve dolayısıyla şirket evliliklerine konu olabilecek sektörler aslında. Salgının tabii şöyle bir ileriye dönük olumlu yan etkisi olacağını düşünüyoruz. Bu da şu, biliyorsunuz devletler salgına ekonomik etkilerine reaksiyon olarak ciddi bir piyasaya para likidite sağladılar. Bu likidite şu anda tabii acil durumlar için kullanılıyor. Ancak salgın kontrol alındığında bu likiditenin de dünyada bol olacağı ve M&A işlemlerinde ucuz finansman yoluyla şirketler tarafından kullanabileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla orta vadede ciddi finansman olarak da M&A işlemlerinde gene konu olacaktır. Her musibetten bir de hani bir iyilik çıkar dersek şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında. Bugün bu salgın bize şunu gösterdi. Birçok aslında bizim açımızdan önemli olan, hayati olan birçok sektör aslında ciddi yatırımlara konulmuş. Bu yatırımların da salgın sonrasında bu sektörlere doğru yönleneceğini düşünüyoruz. Bu sektörlerde ciddi büyüme olacağını öngörüyoruz. Yine bunları sağ altta listelemeye çalıştık. İlaç ve sağlıkla beraber tıbbi malzeme sektörü, bu şu anda ne kadar ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Tarım, gıda, bunları besleyen tedarik zinciri ve gıda perakendesi şu anda yine hayatımızda çok ciddi önem taşıyor. Kişisel hijyen ve bakım yine salgın sonrası çok ciddi bir atılım göstereceğini düşünüyoruz. İletişim teknolojileri, bugün hepimiz uzaktan evden çalışıyoruz ve ciddi bir telekomünikasyon alt ihtiyacımız var. Bunlara doğru ciddi bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Son olarak e-ticarette salgın sonrasında ön plana çıkacak, yatırımcıların daha çok ilgisini çekecek sektörler olduğunu düşünüyoruz. Son olarak şunu söylemek isterim. Biraz hani M&A danışmanları olarak bizim hayatımızda ne değişecek veya M&A tarafında iş yapış şekillerinde nasıl değişiklik olacak? Biliyorsunuz salgından sonra herkes yeni bir normalden bahsediyor. Yeni birçok şey, artık birçok aktivite daha önce yaptığımız şekilde yürütülmeyecek. Bizim şahsi görüşümüzde M&A işlemlerinin artık ciddi şekilde farklı bir yöne doğru gideceği gene olacak. Gene ciddi şekilde dünyada birleşme satın alma aktivitesi olacak. Ancak bunlar daha sanal, daha uzaktan, daha az bir araya gelerek yapılacak. Bu hem maliyet açısından belki bu işlemlerin yönetilmesini, hem zaman açısından yönetilmesini daha etkin kılacaktır. Bu da bizim çalıştığımız alanda salgın sonrasında ciddi etkisi olacak bir konu olduğunu düşünüyorum. Benim sunumum bu kadar. Biraz sözü Hande Hanım'a bırakmak istiyorum. Covid'in şirket birleşme ve şirketlerin değerlemelerine olan etkilerine üzerine değinmek için. Teşekkürler. Merhabalar, Hande Şenava ben. Farklı bir ortamdan farklı bir şekilde seslenmeye çalışıyoruz artık size.
Hemen Gökhan'ın ardından tekrar ben sunuma başladım. Sunumu paylaşabildim mi diye tekrar buradan kontrol etmeye çalışıyorum. Evet. Soru cevap kısmı olmadan soru cevap kısmını en sona bırakıyoruz. Ben hemen söze başlıyorum. Hande Canava, şirket değerlemelerinden sorumluyum. KPMG Türkiye şirket ortaklarından biriyim. Bu yıl 27 yıllık iş hayatını tamamladım. 94'te devalüasyon yaşadık. O zamanlar denetçiydim. Dolayısıyla hiperenflasyon öğrenmek zorunda kalmıştım. 2000 sonunda bankacılık krizini yaşadım. Banka tarafında çalışıyordum o zaman. 2001'de ikiz kuleleri yaşadık. 2008'de ticari krizleri, global krizleri yaşadık. Bunların hiçbiri Müşfik Bey'in de en başta söylediği gibi COVID-19 gibi değildi. Yaşam düzenimiz değişti. Farklı bir ortamdan buradan sizlerle iletişim kurmaya çalışıyoruz. İş yapma alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Düzenlerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Ciddi bir belirsizlik ortamındayız. Şirket değerleme diye baktığımızda aslında bakarsanız hep subjektif bir bilim dalından bahsederiz. Yaptığımız hesaplamaları çok detaylı yapsak da aslına bakarsanız bir belirsizlik üzerine bir kurgu, teknik bir hesaplama yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bugünden yarınımızı görmekte zorlandığımız bu COVID-19 döneminde nasıl bir hesaplama yapmalıyız, ne yapmalıyız, şirket değerlemesi açısından nelere bakmalıyız? Bunlar aslında çok büyük önem kazanıyor bizler için. Dolayısıyla çok ciddi bir belirsizlik var. Sosyal izolasyon tüketimi düşürdü. Yatırımcılar ilk tepki olarak riskin daha az olduğu gelişmiş piyasa tahvillerine yöneldiler. Bu da gelişmiş piyasa tahvillerinin faiz oranla getirilerinin neredeyse sıfırlanmasına yol açtı. Volatilite, tahsilat riski, talep azalmasıyla beraber bir yandan baktığımızda önümüzü görmekte zorlanıyoruz kısaca. Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin görüşmeleriyle beraber petrol fiyatları ne oluyor, nereye gidiyoruz? Bunların hepsi bizim için bir soru işareti. Borsa fiyatlarında bazı sektörlerde çok ciddi birdenbire düşüşler var. Bütün dünya borsalarına baktığımızda. Döviz kurları aynı şekilde etkileniyor. Mal fiyatlarını da aynı şekilde etkiliyor. Dediğim gibi hepimizin bireysel olarak hayatlarında ve şirketlerin hepsinin bireysel olarak hayatlarında her şey değişiyor. Dolayısıyla bir şirket değerlemesi dediğinizde Gökhan Bey'in dediği gibi hani imkansız mı? Neye göre, neye kıyasla, neyi değerleyeceğiz, neyi değerlememiz gerekiyor? Hani çok ciddi bir soru işareti oluyor. Dolayısıyla da, çok pardon. Dolayısıyla aslına bakarsanız şirket değerlemesi evet, bizim mutlaka içeride bu neler, niçin şirket değerlemesi yapılıyor? Aslında Gökhan Bey'in bahsettiği gibi bazı M&A çalışmalarımız için, şirket evlilikleri, şirket ortaklıkları, aile içindeki bölünmeler için şirket değerlemesine ihtiyacımız oluyor. Yatırımcılara karşı sorumluluğumuz adına şirket değerlemesi yapıyoruz. Finansörlerimiz aslında bakarsanız bizi takip açısından şirket değerlemesini talep ediyorlar. Yasal zorunluluk olan şirketlerimiz var. Finansal raporlama açısından yaptığımız şirket değerlemelerimiz var. Böyle de gerçeğe uygun değer çalışması, yani fair value yapmamız gereken durumlarda COVID-19 gerçeğinde ne yapmamız gerekiyor? Piyasa yaklaşımı ve gelir yaklaşımı şeklinde uluslararası kabul görmüş değerleme metotlarımız var. Eminim sizler de duymuşsunuzdur, aşinasınızdır. Çok teknik detayına girmemeye çalışacağım. Belki soru cevap kısmında mutlaka birlikte üzerinden geçeriz diye düşünüyorum. Ama TMS 13'e göre de hani piyasa bazlı bir şirket değerlemesi yapmamız gerekiyor. Bunun yine dediğim gibi hani yarını göremediğimiz bir durumda nelerde dikkat etmemeliyiz? Bir üç başlık altında toplamaya çalıştım. İş planlarını etkiler. Çünkü biz şirketi gelir yaklaşımıyla değerlerken şirketin geçmişine bakıyoruz. Geçmiş finansal analizine bakıyoruz. Dolayısıyla oradan da bir gelecek tahmini, iş planı oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi bütün bildiğimiz gerçekler yavaş yavaş değişirken iş planını nasıl yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
Artık geçmişle gelecek ne kadar paralel olacak, ne kadar karşılaştırılabilir olacak? Dolayısıyla biz nelere dikkat etmeliyiz? Gökhan Bey'in biraz önce söylediği gibi sektörel olarak bizi etkileyen, direkt etkileyen konular var mı? Covid-19 özelinde sağlık, havacılık gibi sektörler nasıl etkilendi? Biz hangi sektörde nasıl etkileniyoruz? Bütün bunların mutlaka iş planına etkilerini bence bugünden düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca sektörel küresellik, yani bu hareket kabiliyetimizin sınırlanması itibariyle de küresellik, ithalat, ihracat diye baktığımızda bunlar bizim şirketimiz için ne kadar kritik girdiler. Biz ne kadar satış beklentileri diye baktığımızda ihracat tarafında nasıl etkileneceğiz? Ya da maliye tarafında baktığımızda biz ithalata ne kadar bağımlıyız? Bunlar bizi COVID-19'daki bugünkü durum itibariyle nasıl etkiliyor? Gerçi önümüzdeki dönemde bunların ne kadar devam edeceği konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Neler yapmamız gerekiyor? Bunları iş planlarında mutlaka bir düşünmeye başlamamız gerekiyor. Operasyonel tarafta enerji maliyetlerinden biraz önce bahsettim. Petrol fiyatları ve enerji maliyetleri, iş gücü aslına bakarsanız. Çoğumuz üretim şirketlerinin geçici olarak üretime kapandı ya da kademeli olarak farklı üretim alanlarına geçen bazı şirketlerimiz var. Şimdi COVID-19'la beraber devletin de bazı teşvikleri, yaptırımları, bazı yeni tasarıları ortaya çıkıyor. Örneğin kısa çalışma ödeneği dediğimiz ya da işten çıkartmanın imkansızlaştığı durumlar ama ücretsiz izne izin verilen durumlar. Bizim tarafta, şirket tarafında iş planımıza baktığımızda biz bu yasal yaptırımlardan ya da teşviklerden ne kadar etkileniyoruz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bizim iş planımızda rakamsal olarak etkileri ve bunun dışında operasyonel etkileri neler olacak? Bunları tek tek iş planlarında mutlaka göz önüne almamız gerektiğini düşünüyoruz. Evden çalışma düzeni daha ne kadar gidecek? Ve bundan sonrası için gerçekten iş yapış tarzımızı değiştirecek miyiz? Yeni gerçekler dediğimiz, şu anda hep piyasada konuşulan yeni gerçekler bizim iş planlarımıza nasıl yansıması gerekiyor? Bunları da mutlaka finansman kaynaklarıyla beraber dikkate almamız gerekir. Karlılık tarafında aslında biz COVID-19 öncesinde de hep iş planlarında buna dikkat ederiz. Çok karlı bir şirket ancak nakit döngüsü, tahsilat riskleri, stok maliyeti gibi nakit akımları etkisiyle bazen bütün çok büyük gözüken karlılıkların silip süpürüldüğü iş planları da görünebiliyor. Dolayısıyla sadece karlılık bazında bakmak değil ama bir yandan da tahsilat riski açısından, yani nakit döngüsü açısından şirketin olası senaryolarını da ortaya çıkarmak gerekiyor. Gökhan Bey'in söylediği gibi imkansızlaşıyor diyor. Evet, imkansızlaşıyor ama bir yandan da bazı şeylerin mutlaka planı programını şimdiden ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik açısından da eskiden bizim bir baz senaryomuz olurken şimdi çok farklı senaryolarla şunu yaparsak ne olur, bunu yaparsak ne olur, şu şekilde etkisi bir 3 ay daha, 6 ay daha ya da 2 ay sonra neler olur şeklinde bizim senaryoları çoğaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim şu anda yaptığımız eski yatırımlar gelecekte etkisi çok farklılaştı, farklı noktaya gitti. Bunların hepsini iş planlarında dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. İskonto oranı tarafı biraz daha teknik belki ama yine de baktığımız iskonto oranı açısından da COVID-19'un etkilerini mutlaka dikkate almamız gerekir. İş planlarında COVID-19 etkileri diye bir senaryo analizi yaptık. Evet, dolayısıyla iskonto oranına da bir COVID-19 ekstra primi koymamız gerekir mi, gerekmez mi? Belki önce hani mükerrerlik açısından onu değerlendirmemiz gerekir. Biz iş planını ne kadar değiştirebildik? Onun üzerine de iskonto oranımızın ne kadar değiştirmemiz gerekiyor bununla ilgili olarak. Bir onlardan dikkate almak gerekir. Risksiz getiri oranları dediğim gibi gelişmiş ülke tahvilleri sıfıra yaklaştı. Ama risksiz getiri oranı sıfır mıdır? Nedir? Ne almamız gerekiyor? Son bir haftada Türkiye'nin CDS oranları 600 puan arttı. Biz 31-12-2019'da yaptığımız devlet tahvili getirilerine baktığımızda 112'lerdeydi. Şimdi 14'lere yaklaştı ama önümüzdeki dönemde ne olacak? Bunları tahmin etmek oldukça zor. İskonto oranının formülünün içinde hep dikkate aldığımız
Piyasa risk primi, market risk primi vardır. Bu risk primini biz 2016 sonundan beri %6 gibi kullanıyoruz. Big Four diye baktığımızda Big Four da aynı şekilde kullanıyor. Yani daha doğrusu iki kişi, iki tane Big Four'un iki tanesi %6 kullanıyor. Diğer ikisi %6,5 kullanıyor. Almanya marketinde %6 kullanılıyor. İngiltere marketinde 5,5 kullanılıyor. Bütün bunların şu anda tekrar gözden geçirilip piyasa risk primi ne olmalı? Ne kadar değiştirmemiz gerekiyor? Dolayısıyla bunu kullanmamız gerekiyor. Bu sektörden bağımsız. Aslına bakarsanız sektör risk priminde betanın içinde içeri dahil ediyoruz. Sektörlere özel. Ama onun dışında da şirkete özel alfa faktörü de kullanıyoruz biliyorsunuz. Bu şimdi sektöre özel, şirkete özel mi olması gerekiyor? Covid-19 gerçeğiyle beraber daha da farklı bir iskonto faktörü primi eklememiz gerekiyor mu? Bunların hepsini tek tek dediğim gibi tek başına iskonto oranı olarak değil ama iş planlarıyla birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. İş planlarına yaptığımız değişiklikler neler olacak? Ona göre de biz neler yapmalıyız? Bunların hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir son piyasa çarpanlarını konusunda birkaç noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Onu da söylemek istiyorum. Piyasa çarpanlarında en çok kullanılan EBITDA çarpanı ya karlılık çarpanı ya da satış çarpanı bazı sektörlerde. Evet, onlar hala geçerli. Benzer işlemler Gökhan Bey'in söylediği gibi son dönemde işlem oluyor mu dersek hani işlem olmuyor. Dolayısıyla eski işlemleri baz alarak, benchmark yaparak bugün bir kıyaslama yapabilir miyiz? Şöyle yapabiliriz ya da borsa fiyatları diye baktığımda sektördeki borsadaki şirketlerin son 3 aylık, son 2 aylık ne kadar fiyattan etkilendiğinin mutlaka detaylı analiz edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz çarpan olarak baktığımızda faaliyet kârını 31.12.2019 faaliyet kârı ama bugünkü fiyat diye baktığımızda bugünkü fiyat farklı. 2 ay önce hatta neredeyse 10 gün önceki fiyatımız farklı. Fiyatlar nereden nerelere gelmiş? Aslında bazı sektörlerde biz birkaç tane şu anda değerlemesini yaptığımız projelerde borsadaki o sektörleri inceledik. Türkiye'de de çok sınırlı bir veri olabildiği için bazen dünya borsalarına da gerçekten hepsine bakıyoruz sektör özelinde. Baktığımızda son 2 ayda %20-22 oranında değer kaybına uğramış bazı sektörler var. Böylece piyasa çarpanının etkisini bunu nasıl yansıtabiliriz? Hangi fiyattan? Nasıl? En sonunda belki bir iskonta yapabilir miyiz diye tartışmalarımız var. Yani mevcut piyasa çarpanını alıyoruz ama onun üzerine de 31.2.2019 olsaydı ne olurdu? Bugün olsaydı ne olurdu? Şeklinde bir farklılaştırma yapmaya çalışıyoruz. Finansal raporlamadan bahsettim. Aslında en son ona geleceğim. Finansal raporlamada biz TMT 36'ya göre bir değer düşüklüğü testi yapıyoruz. 31.12.2019 finansal tablolarında bunların hepsi yapıldı aslına bakarsanız yapılıyor ya da o gün itibariyle biz Covid-19 gerçeğinden bahsetmiyorduk ama bugün hatta yarın neden bahsedeceğiz bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle baktığımızda gözlemlenebilir gösterge olması gerekiyor. Değer düşüklüğünü tekrar gözden geçirmemiz için. İşte o yüzden tekrar bu uyarıyı yapmakta fayda var diye düşünüyoruz. Her ne kadar şu anda değer düşüklüğünü hesaplayabilmemiz gerçekten belirsizlik ortamında çok ciddi zor olsa da bizim mutlaka değer düşüklüğüyle ilgili bir belirti ortaya çıktığı için bunun testini mutlaka yapmamız gerekiyor. Biz Mart ayı sonunda baktığımızda, Nisan şu anda bugün itibariyle 15 Nisan itibariyle baktığımızda değer düşüklüğü belirtileri açısından bir test yapılması zorunluluğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla amaç aslında bakarsanız hani geri kazanılabilir tutarın hesaplanması. Burada da ya kullanım değeriyle de gerçek değer yani satış maliyetleri düşürdükten sonraki gerçek değerin karşılaştırılması ortaya çıkıyor. Bütün bunların hepsinin dediğim gibi hani faiz oranları ne derece değişti, bizim değer düşüklüğü testinde nerelerde risklerimiz var, hangi taraflarda hangi riskler var? Bunları mutlaka şimdiden bugün itibariyle yatırımcıların bilgilendirilmesi açısından bunları gözden geçirmemizde fayda var ve özellikle biz halka açık şirketlerde bunların çalışmalarına şimdiden başladık. Değer düşüklüğü aslında şöyle de bir TMT 36 şuna da imkan tanıyor. Değer düşüklüğü yaptıktan sonraki dönemde varlık artışı olduğu sürece varlık artışının orijinal değerine kadar varlık artışına da imkan sağlıyor. O açıdan da hani
bunu şimdiden gözden geçirip önden belli bir planlama dahilinde, çünkü gerçekten bu belirsizlik ortamı olması itibariyle varlık değerlerimizi, defter değerlerimizi bir test etmemizde, hani kendimiz sağlığımızı düşünüyoruz ama bir yandan da bunların hepsinin planlamasını yapmamızda fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani değerleme tarafı hakikaten çok belirsiz. Ama göz önüne almamız gereken özel faktörler var. Arada sorular da geliyor, farkındayım. Ama onlara dediğim gibi en sonunda cevap vereceğiz. Dolayısıyla ben şimdi bu uzun anlatma kısmı da zormuş, göz göze olmadığımız için zorlanıyorum aslında. Ama hani sözü direkt Orhan Bey'e bırakmak istiyorum, şirket ortağım. Finansman tarafında tamamladıktan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Çok teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Çok teşekkürler. Çok hızlı bir şekilde ben de bir sunumumu açacağım müsaade ederseniz. Evet, adım Orhan Turan. KPMG Türkiye'de sermaye ve borç danışmanlığı hizmetlerinden sorumluyum. Öncelikle katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinizin ve ailelerinizin sağlıklı ve iyi durumda olduğunuzu umuyorum ve bunu diliyorum. Bugün sunumda bütün bu olup bitenin aslında en sıcak etkisinin yaşandığı aslında finansman, nakit, piyasa açısından bir değerlendirme yapacağız. COVID-19 tabii birçok alanda çok daha önemli sorunlar yaşamış olsa da bunların en önemli sorunları baktığınızda piyasada ciddi bir şekilde nakit ve likidite sıkışıklığı var. Bu likidite sıkışıklığı aynı zamanda şirketlerin hızlı bir şekilde tahsilatlarını yapmak istemeleri ancak ödemelerini de ertelemek istememeleriyle birlikte bir miktar hızlandırılmış da oluyor. Ancak yine de bunun bütün dünyada bir likidite sorunu olduğunu söylemek sanırım doğru olur. Bir diğer konu da hane halkı başta olmak üzere aynı zamanda reel sektörde de artan bir finansman ihtiyacı var ve oralardaki yükler artıyor. Tüm dünyada karar alıcılar özellikle para politikaları ve mali politikaları belirleyen kamu otoriteleri oldukça ciddi, hatta bugüne kadar hiç görülmemiş ölçekte önlem paketleri açıklıyor. Ancak gördüğümüz bir diğer durum da buradaki alınan tüm politikaların kısa vadede etkilerinin çok istenilen seviyede olmaması gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Biraz önce arkadaşlarım da söyledi, bu krizden çıkışla ilgili çok fazla senaryo var ve çok değerli ekonomistler bu konuda görüşler belirtiyorlar. Açıkçası onların söylediklerine herhangi bir kritikte bulunmak istemem. Ancak bu farklı alfabe grupları içerisindeki çıkış senaryosunun hangisinin olacağını bilmiyorum. Umarım V olur ama çok öyle olacakmış gibi gözükmüyor. Benim kanaatim bu hangi alfabedeki hangi harfe denk gelirse gelsin çıkışın muhakkak ki merdiven şeklinde olacağı yönünde. Yani biraz dur kalkla, biraz geçişle, yani dolayısıyla bir anda iyiye doğru giden değil, ancak kademeli bir şekilde giden sektörden sektöre, coğrafyadan coğrafyaya farklı bir iyileşme döneminin olacağı bir önümüzde bir geriye dönüş senaryosu var gibi gözüküyor. Hatta belki bilenler bilir, ben uzun seneler o bölgede çalıştığım için de çok iyi, çok sık gezdiğim, çıktığım bir merdivendir. Karaköy'de Bankalar Caddesi'nde İspanyol merdivenleri vardır. Gitmeyenleri de tavsiye ederim. Harika bir sanat eseridir gerçekten. Biraz ona benzeteceğim çıkışı. Birbirinin içine geçmiş merdivenler olacağını düşünüyorum. Bunu da zaman içerisinde hep beraber yaşayarak göreceğiz. Tabii COVID-19'un tüm piyasalara etkileri var. Para piyasalarına, sermaye piyasalarına ama bana göre en önemli etkisi reel piyasalara, yani tedarik zincirlerine, üretim akışlarına. Mobilitedeki kısıtlamalar hem talebi hem satışı hem de üretimde oldukça belirsizlikler yarattı. Sermaye piyasalarına baktığınızda ve para piyasalarında mevcut olan illikit varlıklardan likit varlıklara doğru eğilim arttı. Bu da likidite ihtiyacını çok ciddi şekilde arttırdı. Ve hala bu nakde dönmek üzere devam eden bir yoğun eğilim olduğunu da söylemek mümkün. Tüm kamu otoriteleri tüm dünyada reel sektöre destek olmak için çok çok önemli paketler açıkladılar. Biraz önce söylediğim gibi daha önce hiç eşi benzeri olunmamış konular. Şirketlerin, bireylerin ve tüm sektörlerin de reel sektörlerinde baktığınızda finansal ve ticari borç ödemelerinde öteleme yaptıklarını görüyoruz. Öte taraftan bankalara baktığımız zaman tabii son dönemde özellikle ülkemizde bankalar oldukça eleştiri alıyorlar, özellikle özel bankalar.
Onların da önemli zorlukları var. Bir kere mevcut durumu, mevcut sıkışmayı yönetmeye çalışıyorlar ve müşteri taleplerini karşılamaya çalışıyorlar. Ve aynı zamanda bu uzaktan çalışma modeli belki birçok sektör için kısmi olarak geçmişte de uygulanmış bir şeydir, ama ben de çok uzun yıllar bir bankacılık yapmış bir yer olarak söyleyeyim. Özellikle saha çalışmalarında, yani şubelerde bankaların hiç alışık olmadığı bir düzen uzaktan çalışma ve bunu da yönetmeye çalışıyorlar. Tabii bu arada ne yapıyorlar? Mevcut müşterileri daha çok karşılamaya çalışıyorlar taleplerini. Yeni müşterilere karşı çok ilgileri yok. Daha çok oluşturulmuş kredi limitleri içinde hareket etmek istiyorlar. İlave kredi taleplerini önceliklendirmiyorlar. Finansmanda kısa vadeye daha çok öncelik veriyorlar. Her ne kadar oldukça destekleyici yaklaşmakla birlikte sonuçta varlık kalitelerini korumak ya da varlık kalitelerini arttırmak için de bir takım önlemler alıyorlar ve bu da tabii piyasa açısından, özellikle reel sektör açısından çok memnuniyet verici sonuçları olmuyor. Ama buna rağmen genel olarak söylediğimizde borç servis ötelemelerinin büyük ölçüde, tabii ki önemli istisnaları da içerir, ama genellikle karşılandığını söyleyebiliriz. Bu sayfaya çok durmayacağım çünkü her yerde buna dönük çok fazla bilgiye ulaşabiliyor herkes. O yüzden benim için önemli olan kısmı Türkiye'de açıklanmış olan mali destek kararlarının önemli bir kısmının piyasaya ilave likidite enjekte etmek üzerine olduğu anlaşılıyor. Ve faiz indirimleriyle birlikte de bunu ve aynı zamanda geri alım, Merkez Bankası'nın geri alımlarıyla da bunu destekliyor. Tabii biraz şöyle bir durum var, biraz benzetme belki doğru olur olmaz bilmiyorum ama ben şunu düşünüyorum. Hasar tespiti yangın devam ederken yapmak mümkün değil. Şu anda da bütün dünyada merkez bankaları, kamu yangın söndürmeye çalışıyor ve açıkçası bu yangın söndürme faaliyetlerinin bir kısmı da aslında ileride oluşacak hasarın bir kısmına da sebep olacak. Dolayısıyla bugün alınan önlemlerin de hiçbirinin karşılıksız olmadığını ve bunların da muhakkak bizim hayatımıza getireceği bir takım olumlu ve olumsuz sonuçların olacağını da dikkate almak lazım. Şu anda kamu bankaları daha fazla sorumluluk almış ve önde gözüküyorlar. Özel bankalar 3 aylık bir öteleme yaptılar genel bir uygulama olarak bankaların, ama yine de ilave imkan sağlanması, ilave likidite sağlanmasında kamu bankaları kadar motive olmadıkları görünüyor. Tabii ki bankaların da kıt kaynakları artan talepler karşısında sınırlı ve kontrollü bir şekilde dağıtması gerektiği de tabii ki bir gerçek. Şirketler tarafına baktığımızda tabii ki en önemli konu talep. Yani talep yok. Yani arz problemi, bazen talep problemi var, bazen de arz problemi var. Ve bu tedarik zincirlerindeki bu zorluklar ulaşımın kısıtlanmasıyla birlikte reel sektör üzerinde kısa vadeden öte orta ve uzun vadede önemli sonuçları olacak bir takım güçlükler geliştiriyor. Kişisel olarak yine burada da tedarik zincirlerinin ve tedarik zincirlerine bakışın bütün sektörler için, bütün şirketler için yeniden tanımlanmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Nakit akış problemleri ve finansman zorlukları yine çok önemli sorunlar ve önümüzdeki dönemde de, yakın dönemde de ortadan kalkacağını beklemek mümkün değil. Çünkü nakit akışı ve sektörde şirketlerin birbirine ne kadar nakitin ne kadar hızlı aktığına göre nakit akışı sorunlarının o kadar ortadan kalktığını görebiliriz. Ancak şu anda herkes kendi nakdini korumaya çalışıyor ve doğal olarak ve doğru olarak da bunu yapıyor. Bu da maalesef mevcut sorunları bir miktar daha ileri bir boyuta götürüyor demek sanırım doğru olur. Şirketlerin bu dönemde odaklandığını düşündüğümüz tüm şirketlerin, ama bizim de bir altını çizmek için üzerine koyduğumuz 4 ana başlık var. Bir tanesi nakit, diğeri müşteri, bir diğeri giderler ve sonrasında da sermaye. Genellikle şirketlerin ilk refleksi nakit ve giderler kalemleri üzerinde daha güçlü bir önlem paketleri ve buraya çok daha fazla konsantre olduklarını görüyoruz. Ama bizim buradaki tavsiyemiz müşteriyi de göz ardı etmemeleri lazım. Hem mevcut müşteriyi hem yeni müşteriyi, onların talep eğilimlerinin nasıl şekilleneceğini, bununla ilgili hazırlıklarını yapmaları lazım. Ve değişecek koşullara göre operasyonel olarak da kendilerini hazırlamaları lazım. O yüzden nakit akışlarını ve giderlerini yönettikleri kadar müşteri ihtiyaçlarını ve gelecekteki sermaye değerlerini ve sermaye güçlerini ne şekilde koruyabileceklerini ve daha sonrasında arttırabileceklerini de aynı dönemde de önem vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuda aslında 3 temel adım var. Bir tanesi tabii ki nakit akımının kontrol altına alınması. Bunu yapmadığınız zaman maalesef yaşamak mümkün değil. Stratejik kararlar alınması gerekiyor bu dönemde. Her şirketin mikro ve makro boyutta
ve bunların hızlıca uygulanması gerekiyor. Ve aynı zamanda çok daha olumsuz bir senaryonun karşı karşıya kalması durumunda alınacak radikal önlemlerin daha bugünden üzerinde modellenmesi ve bunların da çalışılması gerekiyor. Şirketlerin, tabii bankaların desteğini istediğimiz muhakkak biraz hepimiz bütün sektörler olarak baktığınızda yönümüzü bankalara dönüp onların sorumluluk almasını bekliyoruz. Burada da önemli olan konu şirketlerin ne kadar hazırlıklı olduğu ve ne kadar çevik bir şekilde bu finansman taleplerini finansörlere ilettiğiyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla eğer önümüzdeki dönemde eğer bir nakit akışınız olacağını düşünüyorsanız bu sürece biraz erken başlamalısınız. Ne kadar erken hazırlıklarınızı tamamlar ve finansörlerinizle konuşursanız o kadar olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün şirketler çok yoğun bir taleple gideceklerdi. Sonuçta bankacılık sektörü de kıt kaynakları yöneten bir sektör olduğu için erken ve olumlu sonuç almak adına hızlı davranmak gerektiğini düşünüyoruz. Ama tabii ki farklı risk ve değişkenler altında birden fazla senaryoyu çalışacağınız ve farklı risk profilleri içerisinde öngörülerinizi geliştirmeniz lazım. Güçlü yanların iyi anlatılması lazım. Finansal projeksiyonların, özellikle burayı çok önemsiyorum. Genellikle şirketlerin 13 haftalık nakit akışları, 17-18 haftalık nakit akışlarıyla gittiğini biliriz. Bu dönemde bu sürenin biraz daha uzaması ve mümkünse bir yıl bir vadede bir detaylı bir nakit akışı çalışılması ve bunun 13 haftalık bir periyodunun sürekli güncellenerek taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki önümüzdeki dönemde kaynaklar ileride daha da artacağını düşünsek de bu likidite artışıyla yine kısa vadede likidite bir problem olmaya devam edecek. Dolayısıyla alternatif finansman kaynakları da bu dönemde farklı senaryoların içerisinde mutlaka yer almalı. 3 tane mesaj aslında söyleyecek olursak bütün bunların özeti olarak proaktif olmak çok önemli. Şimdiden doğru önlemler almak, ileride daha radikal önlemler almak zorunda kalmaktan sizleri, şirketlerimizi kurtaracaktır. Alacağımız her karar, her yönetim seviyesinde alınacak kararlar bu dönemde muhakkak ki olumlu sonuçları kadar olumsuz sonuçları da olabilecektir. Biraz ilaçların yan etkisi gibi görmek lazım. Dolayısıyla bunların etkilerini de değerlendirilip yaşanabilecek olumsuzlukların da olabildiğince aza indirilmesi bu dönemde oldukça önemlidir. Hazırlık yapmak yine bütün bunların ötesinde tekrarladığımız bir konu. Özellikle finansman açığı olduğu düşünülüyorsa tüm gerekli önlemler önceden alınmış ve asgari koşullar muhakkak sağlanmış olmalı ve bunun üzerine biraz önce bahsettiğimiz farklı senaryolarla, farklı risk profilleriyle hazırlıklar ve önlemler tamamlanıp bankalara ve finansman kurumlarına iletmeli diye düşünüyoruz. Tüm bunların ötesinde tabii ki önümüzdeki dönemde de yine finansman piyasalarının çok rahat olmayacağını görmemiz lazım. Uluslararası piyasalarda eskiden Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara akan bir takım fonlar, yatırım fonlarının şu anda kendi ülkelerinde de çok önemli fırsatlarla karşılaştıkları için öncelikleri kendi ülkelerindeki, kendi faaliyet gösterdikleri alandaki yerlere kaydırma gibi bir eğilimleri olacağını da dikkate almak lazım. Dolayısıyla Türkiye gibi, ülkemiz gibi gelişmekte olan ama potansiyeli yüksek bir ülkede yaşayan şirketler ve bireyler olarak bütün bu risk faktörlerinin içerisinde bu yurt dışından gelecek olan, yatırım amaçlı gelecek olan fonların belli bir ölçüde kendi ülkelerine önceliklendireceğini de bir senaryo kalemi olarak dikkate almayı uygun görüyoruz ve de bunu tavsiye ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.